Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Borat'ın bahsettiği önemli işler nedir acaba? İçimde kötü hisler dans ediyor. Söyle o hislerine, dansın sırası değil. Yapacak işlerimiz var. Hemen Borat'ı bulmalıyız. İbi, duyuyor musun? Saygıdeğer Borat, sizi duyuyoruz. Adanın batı sahilindeyiz. Güzel. Uyku makinesini de alıp Hulla'nın kulübesine gel. Fakat kulübeye yalnız gelmelisin. Yalnız mı? Peki annem ve arkadaşlarım ne olacak? Onlar daha sonra sana katılacaklar. Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Tuhaflıklar zinciri büyüyor. Borat böyle istiyorsa bir bildiği vardır. Bizimle sık sık iletişim kur. Tamam anne. Yakında görüşürüz. İbi, seni bekliyorum. Acele et. Yola çıktım. Birazdan orada olurum. Daha önce de tek başıma kaldım ve tüm zorlukların üstesinden geldim. Merhaba Baykuş, ben İbi. Şarkı mı söylüyorsun? Ben de şarkı söylemeyi çok severim. Kim var orada? İbi, sakın korkma. Baba, saklı kıtadan kurtulmuşsun. Dur, beni dinlemelisin. Sadece sarılmak için yanına geliyordum. Zamanımız yok. Hemen kulübeye gitmeli ve Horat'ın söylediklerini yapmalısın. Daha sonra görüşeceğiz. Sen hiç merak etme. Baba? Gitti. Sanırım kulübeye gidiyor. Devam etmeliyim. Ha? Merhaba İbi. Didebo. Umarım seni korkutmamışımdır. Seni gördüğüme çok sevindim. Az önce babamı gördüm. Söylesene, saklı kıtadan kurtulmayı nasıl başardınız? Zamanımız yok gibi. Kulübeye gidip Horat'ı bulmalısın ve söylediklerimi yapmalısın. Merak etme Didebo, yapacağım. Peki sen de gelecek misin? Orada mısın? Bu çok tuhaf. Babamın ve Didebo'nun böyle davranmalarının önemli bir nedeni olmalı. Bu bonbonun sesi. Bonbon, buradayım. Saklı kıtadan kurtulduğuna çok sevindim. Bonbon, orada mısın? İbi, hadi içeri gel. Horat seni bekliyor. Merhaba Vulla, hemen geliyorum. Ben geldim. Saygıdeğer Horat, baba, Didebo, Vulla. Kimse yok mu? Merhaba İbi. Sonunda geldin. Saygıdeğer Horat. Biliyor musunuz? Az önce babamı, Didebo'yu ve Bonbon'u gördüm. Nasıl oldu bilmiyorum ama saklı kıtadan kurtulmuşlar. Buna sevindim. Söylediğiniz gibi uyku makinesini de getirdim. Fakat uyku gözcüsünü neden serbest bırakmamızı istediğinizi anlamadım. Cevapları daha sonra bulacaksın. Şimdi çok önemli bir görevin var. Nasıl bir görev? Patika'nın devamındaki Erdem mağarasından benim için çok önemli olan Erdem kolyesini alman ve bana vermen gerekiyor. Mağaraya sadece belli kişiler girebilir. Sen onlardan birisin. Anlaşıldı. Ama önce anne ve arkadaşlarıma haber vermeliyim. Anne, beni duyuyor musun? Tekrar ediyorum. Anne, Tosi, beni duyuyor musunuz? Telsiz bağlantısında bir sorun olmalı. Hadi vakit kaybetmeden mağaraya git. Ama haber vermezsen beni merak ederler. Kolyeyi aldıktan sonra mağara çıkışında onları göreceksin. Ben de orada olacağım. O zaman elimi çabuk tutsam iyi olur, değil mi? İbi. Baba, Didebo, sizi merak ettim. Endişelenme, biz iyiyiz.
Mağaradan kolyeyi alıp Horat'a vermelisin. Tamam, zaten bunu yapacağım. Peki ama kolyeyi Horat'a vermem neden bu kadar önemli? Ve siz neden bir görünüp bir kayboluyorsunuz? Cevaplara yakında ulaşacaksın İbi. Cevaplara hemen ulaşsam iyi olacak çünkü çok merak ediyorum. Hoşça kal. Yine gittiler. Oo, neler oluyor böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Bunlar da ne? Bir anıt mı? Yoksa bir araç mı? Mağara burası olmalı. Peki ama kapı nasıl açılıyor? Merhaba yabancı. Kapı sorularıma doğru cevap verenlere açılır. Merhaba gizemli kapı. Neyse ki çok kitap okuyorum. Cevabı bulmamda yardım olur. O halde dinle, düşün ve tek cevap hakkın olduğunu unutma. Sabırsızlıkla bekliyorum. Söyle bakalım, en büyük erdem nedir? En büyük erdem mi? En büyük erdem... En büyük erdem... Galiba buldum. Cevabın nedir? Sorunun tek cevabı olamaz. Dürüst ve adil olmak, güvenilir olmak, tüm canlılara saygılı olmak, dayanışmanın önemini bilmek. Bir sürü şey sıralayabilirim size. Görünen o ki karşımda zeki ve temiz kalpli bir bal diyarlı duruyor. Cevabım doğru mu? Evet. Yaşamı değerli kılan erdemler sadece bir tane değildir. Erdem mağarası seni ağırlamaktan onur duyar. Teşekkür ederim gizemli kapı. Erdem kolyesi burada. Peki onu bu kadar önemli yapan ne acaba? İbi, kolyeyi aldın mı? Tam önümde duruyor. Güzel. Hemen onu getir. Seni dışarıda bekliyorum. Annem ve arkadaşlarım geldiler mi? Aa, kapattı. İbi, kolyeyi hemen bana getir. Ama kolyeyi aldıktan sonra onları görebileceğimi söylemiştiniz. Acele et dedim sana. Saygısızlık etmek istemem ama. Zamanımız yok, getir onu. Düne kadar herkesle nazik konuşurdunuz. Ama şimdi sinirlisiniz. Ne oldu? Yoksa farkında olmadan bir hata mı yaptım? Bunlara ayıracak zamanım yok. Merak etme, onlar iyiler. Sadece derin bir uykudalar. Peki ama neden? Kolyeyi bana vermen için küçük bir önlem. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben zaten kolyeyi size verecektim. Çünkü size ve sözlerinize hep güvenirim. Tüm bağ diyarlar güvenir. Bütün bu olanlar çok tuhaf. Size tek bir soru soracağım. Bu basit kolye sizin için neden bu kadar önemli? Baldiyar'ın kahramanı. Zeki, yetenekli, temiz kalpli ve cesur İbi. Merhaba. Uyku gözcüsü. Sonunda geldin. Gözüm yollarda kaldı. Soruna ben cevap vereyim. Kolye Borre'ye ait. Onu alman için seni gönderdik. Çünkü mağaraya sadece insanlar girebilir. Hadi daha fazla uzatmadan onu bize ver. Tanıdığım Horat dürüst, bilge ve naziktir. Kimsenin bu şekilde hapsedilmesini istemez. Ayrıca asla Borra'nın gözcüsüyle işbirliği yapmaz. Son kez kolyeyi vermeni söylüyorum. Yoksa bu kapsüller onları saklı kıtaya götürecek. Eğer bu kolye ailemi ve dostlarımı saklı kıtaya göndermenize değecek kadar önemliyse... Baldiyar'ın geleceği için de önemlidir.
kolyeyi size vermeyeceğim. Ha? Öyle olsun. Seçimini yaptın. Sevdiklerinle vedalaşmak ister misin? Bunun için acele et. Çünkü kısa bir süre sonra tüm sevdiklerin gökyüzünde, gecenin karanlığında kaybolacaklar. Anne, baba, arkadaşlarım. İçimden gelen ses onlara kolyeyi vermemem söylüyor.